إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم مسلمانlar Allah Teala mahlukatı yaradı ve boşluk başı başına bırakmıyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Zariyat suresi 56. ayette وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları yalnız mene ibadet etsinler diye yarattım. Ma uridu minhum bir rizqin ve ma uridu en yut'imun. İnna Allah huvar razzak zul kuvvetil metin. Ben onlardan hiçbir ruzu istemirem. Beni yedizdirmelerini istemirem diyor Allah Teala. Eksine İnna Allah huvar razzak zul kuvvetil metin. Eksine Allah Teala özü ruzu verendi. Güç kuvvet sahibidir. Hemçinin mümin insan İtikad edemelidir ki onun ruzusu, onun bütün hayırları Allah'dandır. Yazık ki Allah Teala buyurur: "Ma asabeke min hasenetin fe min Allah." Sana üzveren, sana gelen her bir hasenet, yaxşılıq Allah'dandır. Bu müminin itikadı olmalıdır. "Ve ma asabeke min seyyiatin fe min nefsik." Amma senin başına gelen pis şey senin öz nefsindendir. Hayırlar Allah'dandır. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur: "Evelem yaral ennallaha yabsutur rizqa limen yasha ve yaqdir." Meğer onlar bilmirler mi, görmürler mi ki Allah Teala istediğinin ruhsunu artırır, istediğininkini de azaldır. "İnne fi zalika le ayatin li kavmin yu'minun." Bunda iman getiren insanlar için, iman getiren kavim için ayeler var, ibretler var. Hemçin Allah Teala yarattığı hiçbir mahluktan gafil değil. İster kuruda, ister denizde, ister yerde, ister göyde, her yerde Allah Teala öz mehlukatından haberdardır. Her birinin rızkını Allah Teala verir. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُب۪ينٍ Yerde öyle bir canlı yoktu ki onun rızkı Allah Teala'nın üzerinde olmasın. Yani Allah Teala'nın rızkını vermesin. Ve Allah Teala onların kaldıkları yeri, karar tuttukları yeri bilmesin. Onların hamısı Allah Teala'nın açık aydın kitabındadır. Allah Teala mehlukatı yaratmamıştan evvel onun ruhsunu verip ve İbn-i Mesud'dan Allah razı olsun ondan gelen rivayette diyor ki Haddesene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize danıştı ve huve sadikul mesduk ve o sadikdi. Ve sadikliği Allah tarafından tesdik olunmuş birisidir. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o buyurur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden birinizin hilgati anasının betininde 40 gün nütfe halında, 40 gün nütfe halında, sonra bir 40 gün kan halında, sonra 3. 40 günde yani 120. tamamında, 120. günün tamamında artık insan formasında olur, et parçası olur. Sümme yursel ileyhil melek. Sonra Allah Teala ona meleğe gönderir. فَيُؤْمَرُوا بِعَرْبَى kelimet. Allah Teala emreliyor. Onun için 4 tane şey yazılsın. بِكَتْبِ رِزْقِهِ O 4 şeyden biri onun ruzusudur. Allah Teala artık anasının betininde olandan insanın ruhsunu yazıp insan dünyaya gelmemişten kabak Allah Teala ruhsunu hazırlayıp anasının sinesinde. Ve bu Allah Teala'nın öz kuluna olan dikkati, hürmeti ve rahmetidir. Hemçinin Allah Teala ruzunu artırandır ve azaldandır. İtikad etmeye lazımdır ki ruzunu veren, artıran,
Azaldan Allah Teala'dır. Eğer insan itikad etse ki onun ruhsunu hasta məxluq kesti, mane oldu, azaldı, bu itikadda problemdir. İnsan itikadında xəta eləyir. Hansı ki Allah Teala buyurur: "Qul illahümme məlikəl mülk." Deyinən ki, mülkün sahibi olan Rəbbim, "Tu'til mülke mən təşə." Mülkü istədiyinə verirsən, Allah Teala istəsə verir. Heç kəs ona mane ola bilməz. "Və tənzi'ül mülke min mən təşə." İstədiyindən də alırsan. Verən Allah Teala'dır. Alan da özüdür. "Və tu'izzü mən təşə." İstədiyini izzətləndirirsən. "Və tuzillü mən təşə." İstədiyini zəlil eləyirsən. İnsana izzət verən, insanı hörmətli eləyən Allah Teala'dır. Və eyni zamanda alçaldan da Allah Teala'dır. Allah Teala başka bir ayda buyurur: "وَمَنْ يَهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ" Allah Teala kimi alçaldarsa ona hörmət koyan tapılmaz. İzzətləndirən, ruzulandıran, hörmətli eləyən və alçaldan Allah Teala'dır. Həmçin Allah Teala başka bir ayda buyurur: "اِنَّ رَبَّكَ يَبْسِتُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ" Həqiqətən də sənin Rəbbin istədiyinin ruhsunu artırır və istədiyinin ruhsunu azaldır. "İnnehu kâne bi'ibâdihi xabîran basîra" Çünki öz qullarından xəbərdardır. Onların əhvalların, halların biləndir Allah Teala, görəndir. Və sonra buyurur ki Allah Teala: "وَلَا تَقْتُلُ اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ" Evlatlarınızı acılıq qorxusundan, kasıbçılıqdan ötürü öldürməyin. Bəzi insanlar Allah Teala'nın verdiyi canı alır və fikirləşir ki, mən ona baxa bilmərəm, dolanışığım zəifdir, çatdıra bilmərəm. Allah Teala'nın verdiyini alır və öldürür. "Bi əyyi zənbin qutilət" Hansı ki qiyamət günü Allah Teala soruşulacaq. "Və idəl məvudəti suilət" Günahsız, öldürülmüş kız uşaqları. "Bi əyyi zənbin qutilət" Hansı günahına göre öldürüldü? "Mən onu ruhsun verə bilməzdim, ona baxa bilməzdim" deyəcəksən Allah Teala'ya. Əbədən belə şey olmayacaq. "Və xaşəətil əsvət lirrahmən və lə təsmə illə həmsə" Allah Teala buyurur ki, o gün sən Allah'ın qabağında bütün səslər batacaq və sən yalnız pıçıltı eşidəcəksən. Nə eləyəcək Allah Teala? Sən belə Allah'a deyə bilməyəcəksən. Çatdıra bilmədim ruhsun. Ona qədər götürdüm. Allah'tan duruz. Allah Teala buyurur: "وَلَا تَقْتُرُ اَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ" Onların da ruhsun, sizin de ruhunuzu biz veririk. Ruhu Allah'tandır. Ve hemçinin Allah Teala bazı kullarının ruhsunu artırır ve bazılarınkini azaldır. Ve bu da Allah Teala'dan bir ilahi hikmet, Rabbani bir hikmettir. Ve bunda ibretler var. Allah Teala: "اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ" Onlar senin Rabbinin rahmetin bölüştürürler. Ve bazı insanlar danışırlar: "Fulan kes mənim ruhsuma mane oldu. Mənə verilməliydi, verməyimə mane oldu. Ölkədə fulan şeyler var. Bizə çatmır. Hansı ki ondan bizə də çatmalıdır." Çatdıran Allah Teala'dır. Veren Allah Teala'dır. Eğer Allah Teala istəməyibsə, sənə bugün gələn gəlməyibsə, Allah Teala göndərməyib. "وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ" Allah Teala buyurur: "Sizin ruzunuz göydədir. Göydə olanı, xalikdə olanı məxluqdan güdmək, məxluqdan istəmək möminə yaraşmaz." "وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ" Ruzunuz göydədir, deyir Allah Teala. Ve Allah Teala buyurur: "نَحْنُ قَسَمْنَا مَعِيشَتَهُمْ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا" Biz dünya hayatında onların güzaranını, dolanışıklarını bölüştürmüşük. Allah Teala bölüb. İtirazlar, narazılıqlar heç nəyi değişmir. Sənin narazılığın Allah Teala'nın ruhsunu sənə cəlb eləməyəcək. Lakin sənin günahların sənə gələn ruhsunun qarşısını alacaq. Çünki ruhsu göydən gəlir itaətlərlə. "Yüdəbbirul əmrə minəssəmə" Əgər səndə başqa etiqad varsa etiqadını düzəl. İşler göydən idarə olunur. Allah Teala deyir, işler göydən idarə olunur. Ruzu da işdir. Ruzu da Allah'tandır. O da Allah'ın işidir. Allah Teala belə idarə edir. Həmçinin Allah Teala buyurur: "وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا" Qullardan bəzilərini, bəzilərindən üstün etdi.
birbirlerine işçi götürsünler diyene, çok olanlar az olanları yanlarına işçi götürsünler diyene üstün etti. Sonra Allah Teala buyurur: "Ve rahmetu rabbik, amma senin Rabbinin rahmeti hayrun mimme yecmeun." Onların topladıklarından daha hayırlıdır. Hemçin Allah Teala başka bir ayette: "Ve ma indallah hayrun lil ebrar." Amma Allah katında olanlar ebedi cennet, ebedi hayat, nimetler, lehum ma yeşaun fiha ve ledeyna mazid. Cennette olasın istediği her bir şey var. Ve elavesi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem özü şerh edir. Ne de elavesi? Ve bütün sahabeler bu itikatta olublar. Bütün nimetlerden sonra en büyük nimetlerden biri, vakti vaktinde Allah Teala'nın cemalini tamaşa eylemek. Ve insan itikad edemelidir ki onun ruhsu Allah'tandır. Hemçinin ruhsu diyende tek yemek, içmek, pul, ağla gelmir. Allah Teala çok şey bize ruzu olarak verir. En büyük ruzulardan biri sağlamlık, salih aile, salih evlat, ilim, ehlak, edeb, mescit nimeti, kardeşlik ruzusu. Bunlar hamısı ruzudur. Ruzu tek. Bazı insanların fikirleştiği için muaddi değil. Allah Teala seni görmeyle ruzulandırır. Eşitmeyle ruzulandırır. Danışmakla ruzulandırır. Necə ki ilim ehli buyurur: "Eğer sende olan sağlamlık nimetinin qədrini bilmek istiyorsan, git hastanelere, bak orada hasta insanlara, bak eli olmayan, ayağı olmayan, gözü olup görmeyenlere. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ." Sizde olan her bir nimet, mütlak olarak her bir nimet Allah'tandır. Allah Teala nasip edeyim. وَاَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. Allah Teala buyurur: "Allah size istediğimiz her şeyi verir." Ve bak özve, gayet özve Allah Teala ne vermeyeyim? Dünyaya gelende çılpak uydun, paltar verdi. Atsan Allah Teala yedizdirir. Günahlar eliyirsen gece gündüz katalar. وَاَنَا اَغْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِيعًا. Ve Allah diyor, ben de hamsın bağışlayıram. فَاسْتَغْفِرُونِ. Ve siz de benden bağışlanma dileyin. اَغْفِرْ لَكُمْ. Ben de sizi bağışlayayım. Gelbi ve tövbe kapısı koyma Allah Teala. Ruzudur. Günah eliyende o kapıdan girirsen gelbin genişlenir. Allah Teala'nın ruhsudur. Hemçinin insanın ruhsunun azalmasının sebebi en büyük insan özüdür. Sebep insanın özüdür. Hansı ki Allah Teala Mekke ehlini kuraklık, hiçbir ekin biçin yok idi. Kuraklık idi. Ama Allah Teala onların ruhsunu asanlıkla, hiçbir eziyet çekmeden ayaklarına getirirdi. Ve daraballahu meselen qaryeten kânet âmineten mutmainneten ye'tiha rızkuha ragadan min kulli mekan. Allah Teala bir kendi bir şehri misal çekir, Mekke'ni. Hansı ki rahatlık içinde yaşıyordular. Allah Teala onların ruhsunu rahat şekilde başka yerlerden olan ayağına getirirdi. Ve Allah Teala nimetin alınma sebebindir. فَلَمَّا كَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ. Allah onların, onlara verdiği ruzuları, ettikleri günahlara göre korkuyla evez eledi. Allah Teala onlara korku gönderdi. Açlık gönderdi. بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ. Ettiği asililere göre, fasikliklere göre insanın ruhsunun azalmasına en büyük sebep İnsan özüdür. Ve hemçin Allah Teala ona verilen ruzuları asiride istifade edenleri tehdit edib Allah Teala: "Kulû mine tayyibâti mâ razaknâkum." Allah Teala buyurur: "Size verdiğimiz paç ruzulardan yiyin. Ve lâ teteğav fîh." Ve o ruzularda heddinizi aşmayın. "Feyehille aleykum gadabî." Yoksa size gazabim tutar. Allah Teala bildirir kim Allah'ın ona verdiği ruzunu harama. Bazı insanlar Allah Teala ruzu verir. Sigaret çekir. Allah Teala'nın verdiği halal ruzunu
ailesinin ruzunu, sana gelen ruzu tek senin değil. Senin yoldaşındır, evlatlarındır ve senin elvin altında olanlarındır. Allah Teala ruzunu sana verir ve sen onu harama verirsen, Allah'ın karşısında verdiği halal ruzunu harama verirsen, israf edersen, Allah Teala hası ki israf edenleri şeytanların kardeşleri adlandırır. İnnel mübezzirine kânu ihvâne şeyatîn. İsraf edenler şeytanların kardeşleridir. Ve kâne şeytanu li rabbihi kefûra. Ve sonra Allah Teala bildirir de şeytan da Rabbine karşı nankördür. Allah Teala senin nankör olan birisine kardeş hesap edeyim. İsrafına göre, halal ruzunu harama verdiğine göre, hemçin Allah Teala seni hedeleyip, hedeleyip Allah Teala seni. Ve yehillâ aleyküm gadabî. Sana gazabim tutacak diyor Allah Teala. Halalı harama verdiğime göre. Ve bu adalet değil. Allah Teala sana verir. Ve sonra ona istifade edersen halalda. Ve hemçinin senin duanın kabul olmasının sebeplerindendir. Aşağı haram gelir. Yukarı kalkmır dualar. Hemçinin insan ruzunun artmasının sebeplerinden İnsanla Allah'tan korkması ve Allah Teala iman getirmesi. Velau enne ehlel kura, yine Allah Teala bildirir. Velau enne ehlel kura amenu vettekav lefetehna aleyhim bereketin mines semai vel ard. Allah Teala diyor, eğer ülkelerin şehirlerin ehli Allah'tan korksalar, iman getirseler, yerin göğün bereket kapılarını açarız. Yani salih amellerle, salih amellerin ve fis semai rızkukum, göğde Allah ruzunuzu aşağı salacak. Salih ameller sebebiyle Allah Teala göğdekini yere salacak. Ama asi ameller sebebiyle yerdekini göğe kaldırmayacak dua. Ve kâle rabbukum ud'ûni yestecib lekum. İnnellezîne yestekbirûn an ibadeti seyedhulûne cehenneme dâhirîn. Allah Teala buyurur. Rabbiniz haber verdi, bana dua edin. Ben de size cevap vereyim. Allah Teala duaları kabul edeyim. Ve lakin senin günahların o duaların kabul olmasının karşısını alır. Ve hemçin Allah Teala hiç kese ruzunu onun esline, nesebine, hürmetine göre vermir. Ve ruzu Allah'tan nimettir. Ve herkese verir Allah Teala. Nece? Ebu Temmem rahimahullah buyurur. وَلَوْ كَانَتِ الْاَرْزَاقُ تَجْرِي عَلَى الْحِجَى هَلَكْنَ اِذَا مِنْ جَهْلِهِنَّ الْبَهَائِمُ. Eğer ruzu ağla göre olsaydı, güze göre olsaydı, esil nesle göre olsaydı, hayvanlar acından ölerdi. Ruzu Allah'tandır. Senin güzüve göre, senin hürmetine göre değil. Allah Teala rahmetidir. Seni yedizdirir, içizdirir. Seni ve senin ailevi evladını. Hemsinin kul gayı Allah'tan istemeye utanmasın. Ve bilsin ki ruzunu Allah verecek. İstesin Rabbinden yalvarsın, dua etsin. Ud'u rabbekum tadarruan ve hufya. Gizlinde, acizane Rabbimize dua edin, isteyin. Çünkü Allah Teala veren de inna Allaha hayyun kerimun yestahyi min abdihi iza rafa yadayhi an yaruddahuma sifra. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Allah hayalıdır, kerimdir. Kulu ellerini ona kaldırıp isteyende Allah Teala ellerin geri boş kaytarmağa hayalidir. İste Allah'tan, Allah Teala versin. Ve hemçinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste buyurur. Hansı ki hadis kutsi hadiste Allah'tan rivayet eder Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ya ibadî, ey kullarım, inne evvelekum ve ahirekum ve insekum ve cinnekum. Ey kullarım, sizin insanlarımız, cinlerimiz, evvelkilerimiz, ahırıncılarımız, kâmû fî sa'idin vahidin. Bir tepenin üstüne çıksalar, bir yaya yığışsalar, feseeluni, hamsı menden istese, ve a'taytu kulle insanin mes'elete, men de herkesin istediğini ona versen, ma neqasa zâlike mimme indi şey'en, illa keme yengusul mihyetu izâ udhilel behr. Bu benim mülkümden, iğneni denize salıp çıkartsın, ne kadar azaldarsa bir o kadar azaldar. Hiçbir şey azaltmaz Allah'ın dergahından, Allah'ta olandan. Ve ona göre kul gereği Allah'tan istesin, dua eylesin ki Allah Teala ruhsun versin. Ve İbn Abbas
radıyallahu anhu soruşurlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi hakkında buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا وَيْسَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَنْ Sizden ele birisi yoktur ki Rabbi onunla arasında hiçbir tercüman Allah'a çattıran birisi olmadan danışmasın. Nece Allah Teala hamıyla bir danışacak? Meleğin insanlar milyonlar vardı. Ama Allah Teala tekti. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabesi ey Rabbim buna te'vili öğret, tefsiri öğret dediği sahabe cevap verir radıyallahu anhu. Nece ki Allah Teala onları hamsını aynı anda ruzulandırırsa ve ele de onları bir sorgusuna diyecek. Bak Allah Teala'nın kudretine. Yerlerde, göylerde, denizlerin dibinde görünen ve görünmeyen alemlerde mehluklar var. Sen bilmirsen ama Allah Teala bilir. Onları ruzulandırır. Bu Allah Teala'nın kuluna olan rahmeti, merhametidir. Aqulu ma tesme'un ve estağfirullah li ve lekum ve lisailil muslimin festağfiruhu innehu huvel gafurur rahim. İbadallah, hemçin Allah Teala ruzunu onun yolunda güzel şekilde istifade eləmək için verir. Tekembirliği eləmək için, kasıblara yukarıdan aşağı bakmak için vermeyip Allah Teala. Allah Teala Qarundan danışır Kur'an-ı Kerim'de ve onun malından, mülkünden, seltenetinden danışır. Hansı ki ağla gelmeyen kadar ruzusu var idi. Ama kövmü ona deyir, tekembirliği ile olan üzerinde. Kövmü ona deyir, izqale lehu qavmuhu. La tefrah. Gövme ona der ki ferehlenme. Tekebbürlülü eleme. İnna Allah la yuhibbul farihin. Allah ferehlenenleri tekebbürlülü eleme sevmez. Aksine vebtagi fima ataka Allahu ed-daral ahire. Allah sana verdiği ruzunun sebebiyle Allah'ın ahiret diyarını kazan. Ve ehsin kema ehsen Allah iley. Yaxşılıq elə. Necə ki Allah Teala sana yaxşılıq eləyib. Ve bilmek lazımdır ki tekebbürlülük İstər ruzuda, istər elimdə, istər hörmətdə, istər başqa şeydə sənə xeyir gətirməz. Sə'asrifu an ayatiyyəl-ləzini yətəkəbbəruna fil-ard biqayr-il-haq. Allah Teala buyurur, yer üzərində haqsızcasına təkəbbürlük eləyənləri ayələrimizi başa düşməkdən yayındıracaq. Düzgün fəhimdən yayındıracaq Allah Teala səni. Əgər təkəbbürlük eləsən. İbadallah, innallaha yəmur bil-ədri vəl-ihsani və itai zil-qurbə və yənhani fəhşai vəl-münkar yaidukum لعلكم تذكرون أقيموا الصلاة